Geçelim şimdi bir Skype bağlantısı gerçekleştiriyorduk Mehmet Emin Uluç'la. Mehmet Emin Uluç tekrar merhaba. Merhaba. Evet, tekrar şimdi iyi günler diyeyim. Bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem Sayın Cengiz'e hem Galatasaray camiasına. İnşallah hayırlı haber gelir bir an önce. İnşallah. Evet, Fenerbahçe camiası tabii ki teknik direktörü merak ediyor. Gündemde birkaç isim olduğunu biliyoruz. Erol Bulut ismi çok fazla dillendiriliyor. Bielisa tabii ki öne çıkan isimlerden biri. Son günlerde Okan Buruk ve Abdullah Avcı isimlerinin de gündeme geldiğini gördük. Ben hemen sözü sana vereyim. Neler söylersin teknik direktör konusunda? O zaman tersten başlayalım, Abla Hoca ile giriş yapalım. Abla Avcı ile ilgili Fenerbahçe yönetimi her ne kadar bunu yalanlasa da kabul etmese de, hatta tekrarlanmasından haz etmese de, henüz Ersun Yanal görevdeyken Abla Avcı ile bir temaslar olduğunu biliyoruz. Abla Avcı ismi gündeme geldi, Abla Avcı değerlendirildi ama camianın Abla Avcı'ya çok sıcak baktığını söylemek pek mümkün değil. Eğer Abdullah Avcı Başakşehir'deki performansıyla Fenerbahçe teknik direktör olayı olsaydı o zaman çok tartışacak bir nokta yoktu. Yalnız Beşiktaş yaşadığı sürecin ardından Abdullah Avcı çok da sıcak bakılmıyor. Okan Hoca biliyorsunuz biz Galatasaray geçmişi var, Galatasaray efsanesi. Ondan sonra Beşiktaş performansı var. Sonrasında hocalık döneminde Başakşehir'in tercihi oldu. Açıkçası Okan Buruk da Fenerbahçe camiasının çok sıcak bakacağı, çok kabul edeceği isimlerden bir tanesi midir sorusu beraberinde gelebilir. Ama gündemde özellikle ön planda olan, hatta rekabeti körükleyen iki isim. Bir yanda Erol Bulut, bir yanda Bielisa. İlk isim aslında Erol Bulut'tu, sonradan Bielisa gündeme geldi. Bielisa ile yakınlaşma çok ciddi boyuta yükseldi. 3-4 görüşme olduğunu, resmi olarak 3-4 görüşme olduğunu biliyoruz ki bu Bielisa cephesinden de bununla ilgili itiraflar geldi. Ama nihayetinde ibre tekrar Erol Hoca'ya dönmüş durumda. Bielisa ekonomik şartlar, kendisine sunulan sözleşmenin detayları diyelim. Sadece ekonomik şartlar değil çünkü. Sözleşme süresi, sözleşmenin yani 3+1 yıllık sözleşme başka bir şeydir. 1+3 yıllık sözleşme bambaşka bir şeydir. Bielisa yönetimin, Sayın Başkan'ın yeni önümüzdeki yıl yapılacak yeni seçim sürecinde muhtemel bir yönetim değişikliğinde kimsenin elini kolunu bağlamamak için bu teklifi yaptığını biliyoruz. Bielisa da buna çok sıcak bakmıyor. Bu konuda herhangi bir yol kat edilmiş değil. Tekrar Erol Bulut'a dönmüş durumda ibre. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut olacak diyebiliriz ki kulübe yakın kaynaklar da bu gelişmeleri doğruluyor. Bu arada Sayın Başkan'ın Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada hoca kriterleriyle ilgili yaptığı sıralama neredeyse birebir Erol Bulut resmini önümüze sunuyor. Zannediyorum tabii Erol Bulut da halihazırda bir takım çalıştırdığı için ligin tamamlanmasının ardından anlaşma ve açıklama yapılacaktır. Daha öncesinde bir görüşme yapılsa dahi herhalde biz aktaramayacağız ya da haberimiz olmayacak. Yani bu tür bir haberi saklamak çok kolay değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla etkileşim oluyor. Yani bunun Fenerbahçe cephesi var, Alanya cephesi var, hocanın etrafı var, yönetimlerin çevresi var. Yani büyük konuşmamak lazım. Yani haber bir şekilde sızıyor. Yalnız Erol Hoca'nın etik anlamda Alanya'yı çok da bırakıp gelmek istemediğini en azından sezon sonuna kadar tamamlamak, görevini tamamlayıp ondan sonra bir adım atmak istediğini biliyoruz. Bakalım şu maçlar bir başlasın oynanmaya. Ondan sonra belki gidişata göre biraz erkene de çekilebilir. Mehmet Emin Uluç, sana son olarak şeyi de sormak istiyorum. İdman durumlarını, takımdaki son durumu da sorayım. İstersen o şekilde toparlayıp bitirelim. Hemen şöyle bir bilgi paylaşayım o zaman Ezgi senle. Bugün gelen, kulüpten gelen bilgi. Bir saniye, yanlış bir ifade olmasın diye hemen şuradan kontrol edeyim. Evet. Futbol A takımının oyuncuları, teknik heyet, idari heyet bugün ve Samandıra personeli bugün özel izinle, alınan özel izinle biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programı belirlenecektir. Fenerbahçe biliyorsunuz çalışmalara başlamıştı. Dörtlü gruplar halinde çalışmalara başlamıştı. Ancak vakalar yani pozitif çıkan testler sonrası ikili gruplara düştü. Ondan sonra tekrar eve çekildi takım. Şu an itibariyle bir an önce aslında, çünkü federasyondan gelen sinyaller de o yönde, bir an önce takım çalışmalarına başlaması hedefleniyor. Bu planlanıyor. Bugün testler yapıldı. İnşallah sonuçlar güzel çıkacak. Ondan sonra Fenerbahçe'yi Samandağ'da takım halinde çalışırken izleme demeyelim ama görme ya da duyma fırsatı bulacağız. Peki kalan haftalarda ve bu idmanlarda takımın başında kim olacak? İstersen bu bilgiyi de bir kez daha verelim. Valla Erol Bulut seçiminde ısrar ederse yönetim, dolayısıyla mevcut teknik heyetle Zeki Hoca, Volkan Hoca, tabii müstakbel sportif direktör Emre Belezoğlu'nun koordinasyonunda devam edecek bir çalışma süreci izleyeceğiz. Ama Bielitsa olursa, ki Bielitsa olursa diyoruz, Bielitsa bugün imza atmaya kalksanız, bugün anlaşmış olsanız, bu adamın Türkiye'ye gelme süreci, bu adamın karantina süreci, bunlar da en kötü ihtimalle bir 15 günü bulacak. Büyük ihtimalle aynı teknik ekip devam edecek görünüyor. Maçlara çıkarken takım eğer herhangi bir teknik adamla imza atılmamışsa, o zaman altyapıda hocalar var, gerekli lisansa sahip hocalar. Onlardan bir tanesi kulübede olur ama Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla Fenerbahçe yoluna devam edecek görünüyor. Mehmet Eminoğlu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evde kal. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncuların antrenman performansından memnun olduğunu ve lig başlayana kadar daha iyi seviyeye geleceklerini ifade etti.